Bismillahirrahmanirrahim. Estağfirullah. Diyor ki Cenab-ı Allah kafirlerin durumunu mevzu bahis ettikten sonra مَثَلُ الْجَنَّةِ اللَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ Takva sahiplerine vaad olunan cennetin misali şudur diyor. تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ O cennetin altından nehirler, ırmaklar akar. اُكُلُهَا دَائِمُ وَظِلُّهَا Dünyadaki bahçelerden ve cennetlerden farklarından birisi bu. Çekilirsiniz bağınızı da bahçenizde en güzel ağaçlarınızın olduğu yerde veya piknikte. Gölgeye çekilirsiniz. Biraz sonra akşam olur. Bir an önce gidelim dersiniz. Üşümeye başlarsınız. Veya başka durumlar olur. Yani o sıcak ve gölgenin havayı latifleştirdiği, ortalama bir hale getirdiği zaman ahengi kaybolur gider. Birkaç saat içerisinde her şey değişir. Cennet öyle değil. Yemek yersin, en sevdiğiniz yemek, en güzel yemek. Son lokmayı yutmakla birlikte her şey bitiyor. Bir lokma yesen dahil, 100 lokma yesen dahil. Son lokmayla beraber bitiyor. Bunu sürekli kılma imkanımız yok. Bir insan 24 saat yemek yiyemez herhalde zevkini devam ettirmek için. Cennet öyle değil. Kıyas edilmez. Cennette dünyada bulunan güzellikler sadece cennettekilerin çok çok küçültülmüş ifade yerindeyse küçük küçük numuneleridir. Nasıl ki dünyamızın ateşi, cehennem ateşinin 70 defa yıkanmış halini temsil ediyorsa, cennet nimetleri de dünyanın nimetlerinin o kadar katlanmış halidir. 70 bir manada Arapçada sonsuzluk ifade eder. Belli bir sınır için kullanılmaz. Ama işte Cenab-ı Allah bu şekilde anlatıyor. Takva sahiplerine vaad olunan cennetin misali şudur. Niçin misal? Çünkü bu dünyada biz yine cennet nimetlerinin hakikatini tasavvur edemeyiz. Kavrayamayız, idrak edemeyiz. Temsili bir şekilde ancak anlayabiliriz. Temsili bir anlayış. Ukuluha daimu ve zilluha. Yiyecekleri de yemekleri de orada süreklidir, devamlıdır. Gölgesi de. Bir başka yerde ve nudhiluhum zillen zalila diyor. Biz onları koyu bir gölgeliğe yerleştireceğiz. Oraya sokacağız diyor. Çünkü gerçekten gölge sıcağın da mutedil halini anlatır. Soğuğun da, aydınlığın da. Gözleriniz gölgede kamaşmaz mesela. Dolayısıyla güneşte yorulduğunuz kadar gölgede yorulmazsınız. Ve buna benzer. Birçok güzellikleri var aslında gölgenin. Gecenin sükunet olmasının sebebi budur vücudumuz için. Ve cennet bu şekilde daima... Yani hem görsel ve fiziksel etkileri bakımından rahat ve huzur veren bir ortamdır. Hem de sonsuz ve kıyası kabil olmayan pek büyük nimetleriyle müstesna bir ortamdır. Tilke ukbellezine ettekav. İşte bu takva sahiplerinin akıbetidir. Sonunda varacakları yerdir. Burada bir mesaj var. Ey dünyadaki takva sahipleri. Hani fıkrada anlatıldığı gibi bir gün namaz, üç gün namaz, beş gün namaz ya bu işin sonu gelmiyor. Öyle değil.
akıbetinizi düşünün diyor. Akıbeti düşünerek dünyada sebatınız, sabrınız artsın. Ahiret kadar, ahirete iman kadar insanın dünya meşakkatlerine, dinini yaşamasının sıkıntılarına tahammül gücü veren, motivasyonunu yücelten çok az şey bulunur. Onun için yine Kur'an-ı Kerim'den Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden hareketle daima ahirete imanımızı canlı ve diri tutmanın yollarını aramamız lazım. Takva sahiplerinin akıbeti işte bu olacak diyor. وَعُقْبَ الْكَافِر۪ينَ اَنَّارِ Kafirlerin akıbeti ise tek bir kelimedir. Ateş. Fikir vermek için yetiyor. Olayı anlatmak için yetiyor. Az önce bahsettiğimiz şekilde 70 defa yıkanmış olan cehennem ateşinin dünyadaki hali bu iken cehennemde yakıtı insanların ve taşların oluşturduğu tutuşturucusu cehennemin bir saniyeliğinin, bir anının dahi ne demek olduğunu kestirmek zordur. İnsan havsalası almıyor. O halde hani birilerinin söyledikleri gibi cenneti arzuladığın kadar Allah'a itaat et diyorlar ya, cehenneme tahammülün kadar da günah işle. Budur. İşte ayet-i kerime bunu anlatıyor. Sade ve basit söyleyecek olursak. Bu Kur'an-ı Kerim'e karşı önceki ayet-i kerimelerde rasullerin, müminlerin, kafirlerin tavrı anlatıldı. Bir de önceki kitaplardan haberdar olanların bu kitaba karşı durumları, tavırları nedir? Veya bir kısmının en azından. Bunu da 36. ayet-i kerime dile getiriyor. Diyor ki: "Vellezina ataynahumul kitabe yefrahuna bima unzila ileyk." Kendilerine kitap verdiklerimiz sana indirilenlerden dolayı sevinirler. Sana indirilenlere sevinirler. Niye? Çünkü kendileri de indirilen bu kitabın vaktiyle iman etmiş oldukları kitabın hakikatini tasdik ediyor. Doğrularını tasdik ediyor. Bu iki örtüşen kitap onları memnun ediyor. Bu yani bu kitaba iman eden daha önceki kitaplara iman etmiş olanların halini anlatıyor. Abdullah bin Selam gibi, Selman-ı Farisi gibi eski dinlere yani İslam'dan önceki kitap bu olan Yahudiliğe, Hristiyanlığa iman etmiş. Sonradan İslam gelince bakıyorlar ki muhteva aynı. Veya Habeş hükümdarı ne diyor? Müslümanlar, Habeşistan'a hicret eden Müslümanların arkasından Amr İbnül As daha henüz Müslüman olmamış. Heyet olarak onları almaya gittiklerinde Cafer-i Tayyar Hazreti Ali'nin kardeşi radıyallahu teala ona Meryem hakkında Kur'an-ı Kerim'in ne söylediğini sorunca ona Meryem suresini okuyor. O da yerden eğilip bir saman çöpü alıyor. Allah'a yemin ederim ki diyor, İsa'ya indirilen söz ile senin okuduğun söz aynı kaynaktan geliyor. Ve ikisi arasında eğer bir fark varsa o da bu saman çöpünü kadar çöpü kadar bile değildir diyor. İşte bu şekilde iki kitabı anlayabilen, idrak edebilen bu olayın daha doğrusu ayet-i kerimenin hakikatini anlar ve Kur'an'dan dolayı ancak sevinir. Gerçek ehli kitap Kur'an'ın mevcudiyetinden dolayı imanları pekişir ve bu kitabın Allah tarafından geldiğine de iman ederler. Ama وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ diyor. Çeşitli gruplardan, hiziplerden
öyleleri vardır ki onun bir kısmını inkar eder. Hoşlarına gitmiyor, işlerine gelmiyor. Geçmişte de böyleydi, günümüzde de böyleydi. Efendim der, din güzel bir şeydir. Kur'an-ı Kerim çok güzel bir şeydir. Fakat hayata onları sokmamak lazım. Din o kadar yüce ki hayatta her türlü katakulli var diyorlar. Aşağı yukarı. Dini niye böyle küçük düşürüyorsunuz? Bu gibi sahtekarlıkların arasına sokuyorsunuz. Kendisinin sahtekarlık yaptığını söylemiş oluyor böylelikle aslında. İşte din seni ve senin gibileri bu sahtekarlıklardan kurtulmak için hayata girmek zorundadır. Çünkü dini hayattan uzaklaştırmakla milleti getirdiğiniz nokta, ümmeti getirdiğiniz nokta işte gözler önündedir. Gözler önündedir. O hale gelmişiz ki bir avuç bu kadar bir İsrail varlığı bile, meşruiyeti bile tartışılır. Özür diledi diye yere göğe sığdıramıyoruz kendimizi. Bunu bir de öbür tarafından okuyun. Yani başarıdır başarıdır, o ayrı bir konudur. Ona girmiyorum ben. Fakat bizim geldiğimiz hali anlatması açısından da ben bir fecaat olduğunu, feci bir halde olduğumuzu görüyorum. Öyle bir fecaat ki ya onun bir varlık olarak ortada olmaması gerekiyorken özür dilemesine seviniliyor. Değerlerin ne kadar ters yüz olduğunu, ben birilerinin yaptıklarını eleştirmek veya şey etmek devresinde değilim. Aktüel bir mesele olduğu için değerlerin ne kadar yıprandığından, aşındığından bahsetmek istiyorum. Ona dikkat çekmeye çalışıyorum. Bu dinin inkarı ile bir yere varılmadı. Bu dinin hayattan uzaklaştırılmasıyla bir yere varılmadı. Ümmet gücünü, izzetini kaybetti. Birliğini kaybetti. Aziz olmanın yolu tekrar bu dine dört elle sarılmaktan geçer. Bu budur. Hazreti Ömer askerlerinden, ordularından birisine yazdığı bir mektupta bunu yazıyor, bunu söylüyor. Biz önceleri hiçbir değer ve ağırlığı olmayan bir kavimken, putlara taparken İslam'la Allah bizi aziz etti. Dolayısıyla ey Araplar diyor mektubunda, izzetinizin kaynağı olan bu İslam'dır, bu dini ihmal etmeyin diyor. Bırakırsanız eskiden olduğu gibi zelil olursunuz yani. Buna dikkat etmek lazımdır. Onun için vallahi başka bir şey bilmeyiz, başka bir şey de söylemeyiz. Biz Hazreti Ömer'in dediği gibi İslam'la şerefli bir varlık ve kimliğe sahip olduk. Yeniden şereflenmek ve aziz olmak istiyorsak tekrar İslam'a döneceğiz. Başka bir yol da kabul etmiyoruz, başka bir çözüm olacağına da inanmıyoruz. Yok öyle bir şey. Olamaz. İşte mesele burada. Onu söyleyin diyor Cenab-ı Allah. قُلْ اِنَّمَا اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَا اُشْرِكُ بِهِ De ki, ben ancak Allah'a ibadet etmek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamakla emrolundum. Allah'a ibadet etmek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamak. Yani Allah'a ibadet etmek sadece namaz kılmak değildir. Allah'a ortak koşmak da sadece başkalarının önünde secdeye kapanmak değildir. Allah'a ibadet etmenin kapsamına Allah'ın şeriatı dışında
hiçbir ekonomik, hukuki, ahlaki, siyasi ne derseniz deyiniz. Düzen kabul etmemek İslam'ın dışında hiçbir sistemi, hiçbir hükmü, hiçbir değeri kabul etmemektir. Allah'la birlikte başkalarını ortak koşmak da Allah'ın hükmünü kısmen veya tamamen bırakıp onun yerine başka hükümler getirmek, koymaktır, onları kabul etmektir. Onları savunmaktır, onları hayata geçirmeye kalkışmaktır. İleyhi ed'u ve ileyhi me'ab. O kadar. Ben yalnız ona davet ediyorum ve yalnız ona döneceğim. Ona döneceğime göre ona verilecek hesabım var demektir. Hesabımı ona vereceğime göre cevabımı da onun kabul edebileceği bir cevap olarak hazırlamam gerekir. Ey kullarım veya ey kulum ne yaptın dediği zaman, ya Rabbi ben senin uluhiyetini tartışma konusu yaptım. Senin hakimiyet alanlarını böldüm. Burada hakimiyet senindir, burası da benimdir dedim. En'am suresinde de öyle diyor. Ve kendi iddialarıyla ve kalu bizamim hafızdık değil mi? Hafızlık var mıydı? Öyle mi? Hâzâ li şurekâine. Mallarının bir kısmını ayırdılar diyor. Dediler ki bu bizim ortak koştuklarımızdır. Bir kısmı da Allah'ındır dediler diyor. Onlar da öyle söylemişlerdi. Şirkin tabiatı değişmiyor yani. 14 asır önce neyse şimdi yine odur. Dönüş ona olacağına göre onun huzurunda herkes dünyada yaptıklarından hesap vereceğine göre onun kabul edebileceği cevaplarımızla hazırlıklı olarak gitmemiz lazım. Ya Rabbi ben dünyadayken elimden geldiği kadar senin dinini yaşamaya çalıştım. Evvela bu. Birinci madde bu. Yaşanması için de elimden geleni aklımın kestiği, gücümün yettiği kadar sağlamaya çalıştım. Layık-ı veçhiyle yaptığımı söyleyemem elbette. Fakat bir şeyler yaptım, sen de bilirsin ki bunlar da samimiydim diyebilirse bir Müslüman, Allah'ın izniyle ümit ederiz ki Allah-u Teala kusurları, eksikleri affedecektir. İş, hayatta Müslümanın bu samimiyetini ortaya koyması ve bunu ispatlamasındadır. Ya Rabbi ben senin dinin için, dinine karşı bir alternatif aramadım ve kabul etmedim. Böyle bir şeyi aklımın ucundan geçirmedim kendimi bildikten sonra. Ve elimden geldiği kadar da bu işin sorumluluğunu taşıdım. Bunları geriletmeye çalıştım. Hayat budur. Allah'ın önüne gidileceği zaman açık alınla karşısına çıkabilmenin yolu budur. Biz samimi olarak gerçekten, Müslüman olarak ben Rabbimin önünde ne kadar mahcup olmak istemiyorsam, burada bulunan ve bulunmayan, Müslüman olsun olmasın herkesin mahcup olmamasını istiyorum. Siz de böylesiniz, bütün Müslümanlar böyledir. Dolayısıyla biz kimseye zararlı olamayız. Bugün insanların anlayamadıkları budur. Amerika, İslam'ın kokusunu hissettiği yerde hemen başlıyor karalamaya. Kim nerede ne isterse, yerine göre burada efendime söyleyeyim selefidir der, yerine göre burada kaidecidir der, yerine göre burada talibandır der, yerine göre burada şudur der, teröristtir der. Ama Müslümandır demiyor dikkat ederseniz. Çünkü derse Müslümanlar uyanır.
Onun için buna rağmen biz yine insanların hayrını ve iyiliğini istiyoruz. Onun için onları doğruya davet ediyoruz. Rabbimize davet ediyoruz. Ona davet ediyoruz yani. İleyhi ed'u. Ben ona davet ediyorum. Siz kime davet ediyorsunuz? Amerika'yı ilahlaştırmaya, parayı ilahlaştırmaya, arzu ve hevesleri ilahlaştırmaya, kısacası şeytanı gizli mabud edinmeye davet ediyorsunuz. Ben de yalnız Allah'a davet ediyorum ve benim dönüşüm ona olacaktır. Bu siz ona dönmeyeceksiniz demek değil. İnancımızı ifade ediyoruz. Onlar inanmıyorlar ya, onun için onlar. Yoksa başka yerde hepimizin dönüşü onadır zaten anlamında ayet-i kerimeler pek çoktur. Ayet-i kerimeler devam ediyor. Çok çarpıcı ve sarsıcı her bir ayetin her bir cümlesi gerçekten bambaşka bir ruh ile, bambaşka bir vurguyla ön plana çıkartıyor hadiseyi. وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا İşte biz bu kitabı bu şekilde Arapça bir hüküm ve hikmet olarak indirdik. Bu kitabın bir adı da hükümdür. Hüküm. Hükmetmek, yönetmek, eşya ve olaylar hakkında değerlendirmeler yapmak, bu iyidir, bu kötüdür, bu helaldir, bu haramdır, bu güzeldir, bu yanlıştır, bu doğrudur gibi. Kur'an her bir şeyin hükmünü ihtiva eden bir kitaptır. Hakkı batıldan ayıran Furkan'dır. Arapça bir hüküm. Bu da çok önemli. Hükmün vazgeçilmez vasfıdır. Yani bu kitabın vazgeçilmez vasfıdır. Arapça değilse Kur'an değildir. Meal olabilir, tercüme olabilir, başka bir şey olabilir. Başka dilde Arapça, Arapça olacak ve bu lafızları birebir tutacak. Ona hüküm, Arapça hüküm diyoruz, Kur'an diyoruz. Demek ki burada şuna da dikkat çekiliyor. Bu kitabın doğru anlaşılmasının birinci anahtarı bu kitabın dilinin yani Arapçanın iyi bilinmesiyle başlar. Ayet-i kerime bunu da işaret ediyor. Başka türlü kitap yanlış anlaşılır, sağa sola çekilir, yanlış değerlendirmeler yapılır. وَلَاِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ Peygamber şahsındaki tehdide bakın. Eğer sana gelen bunca ilimden sonra onların hevalarına uyacak olursan مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيِّنْ وَلَا وَاقُ Allah'a karşı seni koruyacak bir dostun da olmaz. Seni himaye edecek bir koruyucun da bulunmaz. Demek ki ortada iki şey var. İki yol var. Ya Kur'an'a uyulacak ya hevaya uyulacak. Heva arzu ve hevestir. Onun demektir. Onun hiçbir ölçüsü, kıstası, değeri vesairesi sabiti yani yoktur. Heva öyle bir şeydir. Hazreti Ömer'in anlattığı gibi diyor biz cahiliye döneminde bir taş görürdük, hoşumuza giderdi, tutardık ona ibadet ederdik. Ondan daha güzel bir taş alırdı, bulurduk, öncekini atardık, öbürüne uyardık, ibadet ederdik. Heva budur işte. Hiçbir ölçüsü yok. Ya burada asıl sorgulanması gereken taşın güzelliği değil ki. Taşın kendisinin mabud olup olmayacağıdır. Daha doğrusu mahluktan mabut olup olmayacağıdır. Asıl orası sorgulanmalı. Onu değil, daha güzel bir taş bulduk, onu atardık. Kötü önceki taşı atardık, yeni bulduğumuz güzel taşa ibadet ederdik. Ne kadar yanlış bir değerlendirme.
İlim işte geldikten sonra, burada ilimden kasıt Kur'an-ı Kerim'dir. وَلَقَدْ وَلَاِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. Sana ilim adına, ilimden gelen, vahiy kaynağı olarak, vahyin kaynağından gelen bu ilmi bırakıp onların hevalarına uyarsan, Allah'ın dini dışında hevadan başka bir şey yok çünkü. O zaman seni Allah'a, Allah'tan başka senin ne bir dostun vardır, ne de seni koruyacak herhangi bir kimse bulunabilir. Bu da bir tehdittir, ona dikkat etmek lazım. Resuller getirdikleri davanın büyüklüğüne rağmen bizim gibi insanlardı. Bizden farkları vahiy almalarıydı. Vahiy almanın sorumluluğunu taşımalarıydı. Yani risaletti. İşte bu ayet-i kerime onu dile getiriyor. Diyor ki: وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكِ. Andolsun biz senden önce bir takım rasuller gönderdik. وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. Ve biz onlara eşler de kıldık, onların çoluk çocukları da oldu. Onlara çoluk çocuk da yarattık. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ اَنْ يَأْتِيَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ. Bir ayetin illa biiznillah. Bir Resulün Allah'ın izni olmadan bir ayet, yani bir mucize getirmesi mümkün değildir. لِكُلِّ اَجَلٍ kitap. Ve her bir şeyin bir vadesi, yazılmış bir süresi vardır. Şimdi burada Resullerin insanlar tarafından, iman etmeyenler tarafından tenkit edilen önemli iki ciheti veya itiraz edilen önemli iki ciheti Kur'an-ı Kerim'de gerçek şekliyle burada dile getiriliyor. Yahudiler, belki de Hristiyanlar da dahildir, Peygamber Efendimiz'i ayıpladılar. Bu niye evleniyor ki? Niye çoluk çocuğa karışıyor ki dediler. Bir peygamber olsaydı bu gibi efendime söyleyeyim işlerle ilgilenmemesi gerekirdi. Böylelikle onun peygamberliğine dil uzatmak, gölge düşürmek istemişlerdi. Cenab-ı Allah diyor ki, bu iş benim işim. Yani onları risaletle görevlendiren benim. Dolayısıyla onların nasıl olması gerektiği ile alakalı tespitleri de ben yaparım. Yani siz çizmeden yukarı çıkıyorsunuz. Bu sizin işiniz değil. Biz senden önce pek çok Resul de gönderdik. Onların eşleri vardı, çoluk çocukları vardı. Aykırı olsaydı hiçbirinde olmazdı. Dolayısıyla Yahudilerin kendileri, niye Süleyman Aleyhisselam'ı düşünmüyorsunuz, niye Davud Aleyhisselam'ı hatırlamıyorsunuz, niye efendim Musa Aleyhisselam'ı hatırlamıyorsunuz, Yakup Aleyhisselam'ı hatırlamıyorsunuz? Bunlar hangisi çoluksuz çocuksuzdu? Yok. O halde bu risalete aykırı bir hal değil. Çünkü rasuller melek değil, insandırlar. Ve risaletin gereği ne yapacaklar? Örnek olacaklar. Bugün bir insanın hayatının en büyük bölümü neyle alakalıdır? Ailesiyle alakalıdır. Peygamber aile bireyi olarak aileye örnek olmazsa o dinde bir eksiklik olur. İslam'ın zaten diğer bütün dinlerden ve bilhassa da beşeri sistemlerden farkı bu. Peygamber aleyhissalatü vesselam hayatın her merhalesinde, her detayında, her teferruatında nedir? Müslümanın örneğidir. Dini yaşayan en büyük örnektir. Yöneticilerinin, kurucularının, bilmem nelerinin ayık gezmediği bir sistemde Yeşilay derneğin olsun. Böyle şey olmaz. Çelişkidir bu. Saçmalıktır.
Amerika 1900'lü yılların başında içkiyi yasaklamayı denedi. Hatırımda yanlış kalmadıysa 2 veya 3 sene devam etmiş. Fakat bu zaman zarfında cezalar da çok ağır. Para cezaları, bilmem neler, reklamlar, içki içilmemesi için vesaire vesaire vesaire. Bir hesap edilmiş 3 yılın sonunda onlar için astarı yüzünden pahalı olmuş. Demişler ki kardeşim içkinin zararları bizim bu toplumumuzda yasaklarından daha şeydir. Daha az çekilir. Daha az katlanılır şeylerdir. Niye? Peki 14 asır önce o içki müptelası olan kavme bir ayet nazil olduğu zaman durum neydi? Sahabi gidiyor içki içilen bir meclise. Şahitlik ederim ki Kur'an'da şu ayet nazil oldu, içkiyi haram etti diyor. Emirler veriliyor sakilere. Derhal testileri dök diyor. Ağzındaysa, yutmamışsa tükürüyor. Bu işin bir altyapısı lazım. Sen inancı tahrip etmişsin. Bu iş birçok iş hatta. İtikadi temeli olmayınca bunun üzerine bir şey bina edilemiyor. Edilemiyor. Her zaman verdiğim basit bir örnektir. Bu asırda bir Müslümanı zekat vermeye zorlayan bir hüküm var mı? Bir yasa var mı? Yok. Ama Ramazan yaklaştı mı Müslümanları bir telaş alıyor değil mi? Hele bir zekatımı hesap edelim, hele verelim. Hele şu borcumu bilmem neyim bir çıkartalım, verelim. Niye? Hangi kanun mecbur ediyor, hangi madde mecbur ediyor? Kim ona zekat vermezsen seni bu kadar para cezasına çarptıracağız diyor. Demiyor. Fakat bizzat sistemin müminleri vergilerine karşı bu kadar hassas olabiliyorlar mı? Var mı öyle bir şey? Bunu görmek veya söyleyebilmek mümkün mü? Yok öyle bir şey. Demek ki ameli hayatın temeli imandır, itikattır. İşte Kur'an bunu sağlıyor. Ve Resul her alanda bu işin örneği olmuştur. Her konuda. Ve Resuller bu konuda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ile alakalı olarak hükümlerin bazılarını söyleyelim. Resuller risaletlerine karşı ücret istemezler. Değil mi? Ücret almazlar. Dünyayı bir ücret istemiyorlar. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diyor ki zekat Muhammed'e ve Muhammed'in âline haramdır diyor. Sadakayı kabul etmez, hediyeyi kabul eder diyor. Onun özelliklerinden, peygamberin özelliklerinden. Sadaka zekat olmaz. Hem kendisine hem onun âli beytine. Haşim okullarına hatta. Zekat verilmez. Niye? Bunun anlamı şu. Risaletin karşılığı dünyevi menfaat değildir. Kimse onları dünyevi menfaat peşinde koşuyor olmakla itham edemesin diye. Ve böylelikle insanlar dünyevi bir maksat gütmedikleri konusunda samimiyetlerinden emin olsun diye. Hatta ne diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? Biz peygamberler topluluğu miras bırakmayız. Geriye ne bırakırsak o sadakadır. Bizim mirasımız ancak ilimdir. Kim itham edebilir bunları? Ama bir bakıyorsunuz ülke kurtaranlar, memleket kurtaranlar bilmem neler. Bir bakıyorsunuz öldükleri zaman oho dünyanın servetini almışlar götürmüşler. Ya bu da sıradan bir kimseydi, 5 kuruşu yoktu. Nereden geldi? Kurtarmayanlar da bile. Bir şekilde hasbelkader bir komutanlık yapsın, bir bilmem ne yapsın. Veya bir yerde bir baş olsun, bir şey olsun, bir yere gelsin yani. Paranın döndüğü bir yere gelsin. Hak edilmedik nice servetler ediniyorlar.
Niçin? Çünkü davaları batıldır. Hangi peygamberin peygamberlikten dolayı bir servet sahibi olduğu görülmüştür tarihte? Böyle bir şey var mı? Bırakalım peygamberleri. Gerçekten peygamberlerin yolunda yürüdükleri için, dini yaşadıkları için, dini insanlara öğretmeye çalıştıkları için kimin ne serveti olmuştur? İstismar edenler belki olmuştur tek tük. Fakat yine bunlar öbürleriyle yine kıyas edilmez yani. Onları kabul ettiğimizden dolayı değil. Yanlışlıklar hiçbir şekilde kabul edilmez. Allah'ın dini her türlü yanlışlıktan beridir. Evet. Diğer bir cevap peygamberlerle alakalı. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ اَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ اِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ Madem diyorlardı siz Rasulsünüz, peygambersiniz, o zaman adını koyarak söylüyorlardı, bize de şu mucizeyi getirin. Peygamber Efendimiz'den de önceki peygamberlerden de. İnanmayanlar birçok mucizeler getirilmesini, gösterilmesini istemişlerdir. Ancak onlar yine yanlış algılarının kurbanıydılar. Unutuyorlardı peygamberlerin kendilerinin hiçbir şekilde bu konuda yetkili ve güç sahibi olmadıklarını. Çünkü asıl kadiri mutlakın, asıl iradesi mutlak olanın, o dilemedikçe hiçbir şey olmayanın Allah olduğunu unutuyorlardı. Ve bu da peygamberler hakkındaki yanlış bir beklentiyi bir daha ayrıca ne yapmış oluyor? Düzeltmiş oluyor. Allah izin vermedikçe mucize gösteremezler. Likulli ecelin kitap. Her bir ecelin, her bir vadenin belli bir yazısı vardır. Ayet-i Kerime aynı zamanda Cenab-ı Allah'ın mukadderatı ezeli ilmiyle yazıp takdir etmiş olduğunu ne yapıyor? İşaret yoluyla da olsa gösteriyor. Her bir vaadenin, ecelin kitabı vardır. Yani yazılmış, tespit edilmiş bir süresi vardır. Her bir vaade, her şeyin bir vaadesi vardır. Ve her bir vaade, her bir süre ne yapılmıştır? Yazılarak tespit edilmiştir. Bundan sonraki ayet-i kerime zaten bu hususu açıkça ifade ediyor. Oraya geçmeden önce kısaca bir hatırlatma daha yapalım. Kadere iman, İslam iman esaslarının başlıcalarındandır. Kadere iman edilmeyince bu dinin, hatta Allahü Teala'nın zatına kemali manada, gerçek manada iman edilmiş sayılmaz. Hadis ilminde, hadis literatüründe Cibril hadisi diye bilinen bir hadis vardır. Hepiniz bilirsiniz. Burada Abdullah bin Ömer kendisine, efendim işte bizim Basra'da, Kufe'de kader yoktur diyenler var şeklinde bir nakilde bulunanlara karşılık Abdullah bin Ömer şöyle söylüyor. Diyor ki gidin söyleyin onlara. Kadere iman etmedikleri sürece hiçbir salih amelleri makbul olmaz diyor. Allah onların hiçbir amellerini kabul etmez. Çünkü diyor her şeyi bütün teferruatıyla Cenab-ı Allah'ın bildiğini ve takdir ettiğini inkar etmişlerdir. Buna da iman etmeyince iman olmaz diyor. Gidin söyleyin onlara. Şunu da söyleyin. Ben Abdullah bin Ömer olarak onlar benden beridirler. Ben de onlardan beriyim. Abdullah bin Ömer ki ifade yerindeyse Medine ki tarihsel olarak budur da Medine'de ilk doğan muhacir çocuklarındandır. Ve İslam'la yetişmiştir. Kur'an'ın nazil olduğu,
Resulullah'ı belli bir yaştan itibaren birebir idrak ettiği ve hatırladığı, Peygamber Efendimiz'in hadisi şeriflerinin bizlere aktarılmasında en büyük payı olan sahabilerden birisidir. Çok hadis rivayet edenlere el-mukthirun denilir. Kendisi çokça rivayet hadis nakledenlerin arasında yer alır. Böyle diyor. Dolayısıyla burada ayet-i kerime de zaten esas itibariyle onu işaret ediyor, onu gösteriyor. Her bir vaadenin bir yazısı vardır. Demek ki Cenab-ı Allah her bir şeyin bir vaadesi, faraza, en basiti hatırıma geldiği için söylüyorum. Bir mikrobun, bir bakterinin bir ömrü vardır. Bir hareket tarzı vardır. Bir gidip geleceği yerler vardır. Bir birilerini etkileyeceği şeyler vardır. Kaç tane olacağı, bilmem ne olacağı, bir kişiye kaç tane gidecek, ne zaman bulaşacak vesaire vesaire. Hayatıyla, varlığıyla alakalı başından sonuna kadar her şey varıncaya kadar bu Allah-u Teala'nın ilminde ezelden beri ve takdirindedir. Ve Cenab-ı Allah bunların hepsini tespit, tayin ve takdir buyurmuştur. Ayet-i Kerime de bunu söylüyor. Başka ne anlaşılır ki? Her bir vaadenin bir yazısı vardır. Çünkü ayet-i kerime geneldir. İfadeler. Likulli. Her bir şeyin de bir zamanı, bir vadesi olduğuna göre yazılmıştır bu. Cenab-ı Allah demek ki her bir şeyi takdiriyle etraflı bir şekilde bütün detaylarıyla tespit etmiş, ortaya koymuştur. Esasen kainatı yaratmadan önce, kainatın varlığından sonuna kadar olacak olan her şeyi bilmeyen de zat Allah olmaz ki. Mabud olamaz ki. Benim yarın ne yapacağımı bilmeyen nasıl Allah'ım olsun? Yalnız benim değil, kainatın bunca işi var. Kainat bu kadar girift, bu kadar iç içe, bu kadar harikulade bir düzen, bir sistem. Her şeyi bilmeyen, olmuşu olacağı, hepsi kendisi için müsavi olmayan bir zat Allah olamaz ki. Başka türlü onun bizden veya yaratılmış bir varlıktan çok fazla da bir farkı olmaz ki. Benden farkı olmayan nasıl benim ilahım olsun? Veya benden bir gömlek yukarıda olan benim nasıl ilahım olsun? Mümkün değil. Onun için günümüzde bazıları güya, efendim güya Kur'an'dan ayetler mayetler de okuduklarını zannederek yok kader yok, yok Allah geleceği bilmez, yok bilmem ne falan filan. Bunlar Kur'an'ı bilmemektir gerçekten. Kur'an adam gibi bilinse, bir mümin gibi okunsa, şimdiye kadar koca ümmet neye iman etmişse aynen biz de ona iman ederiz. Bu dini herhalde öncekiler şimdikilerden daha az bilmiyordu. Vallahi bunların bilmesinden bahsetmek öbürlerinin, önceki alimlerimizin ilmine hakarettir. Bunlar onun yanında esameleri bile okunmaz. Madem bu kadar bu cehalet, cesaret varsa o cesaretle orantılı olarak cehalet vardır. Öyle. Çünkü cahil cesur olur. Arap atasözüdür. El cahilu cesur. Niye? Çünkü bilmiyor. Yani bir şey değil. Ateşin ne olduğunu bilmeyen bir çocuk gider, şey der, sobayı kucaklar. Gider ateşi görürse alevi alır bilmem ne falan. Ne zamana kadar? Ateşin ne olduğunu öğreninceye kadar. Öğrenmediği sürece üzerine atır. Bu böyledir. Cehaletin cesaretinden korkunuz. Gerçekten korkmaya değer. Böyle bir korkuluk vardır. Böyle bir korkma vardır. Şimdi yemhullahu ma yeşâ'u ve yuthbit ve indehu ummul kitab. Allah dilediğini siler, dilediğini sabit kılar. Ummul kitab da onun nezdindedir. Ayet-i kerime ilk anda bir şeylerin silindiğinden ve bir şeylerin sabit bırakıldığından bahsediyor. İkinci olarak da
ana kitabın onun nezdinde olduğundan bahsediyor. Ayet-i Kerime ile alakalı izahları kısaca şöyle özetleyelim. Allah neleri imha eder, neleri siler. Neleri sabit bırakır. Ümmül kitapta gerçekleşeceği, tahakkuk edeceği belirtilen, yani ana kitapta, yani levh-i mahfuzda gerçekleşeceği, tahakkuk edeceği kaydedilmiş olan sabit kalır. Silmeler, bilmem neler Allah'ın ilmine göre değil, haşa. Mahlukata müteallıktır. Onlara nispetledir. Yani bir takım melekler vardır ki bir takım işlerle görevlidirler. Onlar olayları peyderpey bilebilirler. Kademe kademe. Her şeyi levh-i mahfuzdaki şekliyle ilk anda bilmezler. Faraza bir örnek verelim. Hadis diyor ki anne babaya itaat ömrü uzatır. Sadaka vermek ömrü uzatır. Konuyla alakalı görevli olan melekler okulun ne zaman sadaka vereceğini, anne babasına ne kadar itaat edeceğini, bunun ömrüne mesela ne kadar etki edeceğini bilmezler. Ne zamana kadar? Bu iş fiilen gerçekleşeceği vakte kadar veya bilmeleri gereken zamana kadar. Değişme onlara göredir. Yoksa işte zaten ana kitap da bir değişiklik olmayacağı bu kitabın ana kitap olmasından anlıyoruz. Ve o da Allah'ın yanındadır. Demek ki silmeler ve sabit kalmalar Allah'a ait, ancak Allah'ın muttali olduğu ve bildiği levh-i mahfuzdakiler değil, diğer yaratılmışlarla, konuyla alakası olan yaratılmışlarla alakalı görevlerdir. Bu bazen insan hayatında da oluyor. Bir vatandaş gider doktora, doktor yakınlarına veya kendisine söyler, 3 aylık ömrün var, 5 aylık ömrün var, 2 senelik ömrün var herdeyse. Bir bakıyorsunuz aynı adam 10 sene yaşıyor, 20 sene yaşıyor. Bizim vaktiyle bildiğimiz bir hasta vardı. Gençliğinde bir hastalığa yakalanıyor. Doktorlar o zaman için icma ile, onu gören bütün doktorlar, İttifakla, tam bir ittifakla. Git çoluk çocuğunu gör. Hastanede bile yatırmamışlar. 5 sene sonra gitmiş. Doktorun kendisi hastalanmış. Ben oyum demiş. Yok canım, sen ölmüş olman lazım. Ya ölmedim işte, buradayım. Falan olmaz. Öbürüne gitmiş. Ya sen ölmedin mi demiş. Yok ölmedik. Ya, insana göre burada işte bakın bir şeyler silindi. Bunun gibi gayb aleminde de böyle bir noktalar var, böyle bir özellikler var. Buna göre indehu umul kitab, yani Allah'ın bilgisinde bir değişiklik olmaz. Allah'ın ilminde bir değişiklik olmaz. Allah-u Teala kimin ne kadar sadaka vereceğini, anne babasına ne kadar itaat edeceğini, hangi esbab ile karşı karşıya kalacağını, nerede öleceğini vesaire gibi, gerek insanla alakalı, gerek kainatın diğer yaratılmışların tamamıyla alakalı her bir şeyi Cenab-ı Allah bütün ayrıntılarıyla bilendir. Yeri geldikçe de her bir şeyi ilmine uygun olarak da her bir şey zahir olur. Her bir şey onun ilmine, hiçbir vakıa onun ilmiyle tamamen örtüşmeyecek bir şekilde meydana gelmez. Daha doğrusu en ufak bir örtüşmezlikle meydana gelmez. Birebir her şeyiyle Allah'ın ilmiyle ve Ümmül Kitap'ta takdir ettiği şekliyle tam bir örtüşmeyle gerçekleşir. Zamanı, mahiyeti, hacmi, büyüklüğü, küçüklüğü vesaire her bir yönüyle. Evet, burada bugün için söyleyeceklerimizi noktalayalım. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. İnşallah.